20 Mart 2024 Çarşamba Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi, Kırım sakini Ukrayna şarkısı sebebiyle mahkum edildi başlıklı haber. Kırım'da işgalciler YouTube'daki çalma listesine Ah Çayır'daki Kırmızı Kalina adlı Ukrayna marşını eklediği için Ak Mescit sakini Angela Kosterina'yı 8 gün hapis cezasına çarptırdı. Sosyal medyada faaliyet gösteren mahkeme Kırım Bölümü isimli haber sayfasının gündeme getirdiği habere göre Kırım'daki Kremlin kontrolündeki sözde mahkeme bir yıl önce YouTube'daki çalma listesine Ah Çayır'daki Kırmızı Kalina adlı Ukrayna marşının farklı versiyonlarını ekleyen Angela Kosterina hakkında Rusya İdari Kanunu'nun 20G3. Maddesi uyarınca 8 gün mahkumiyet kararı verdi. Ak Mescit sakini Kosterina, işgal yönetimine bağlı mahkemenin çalma listesinde yer alan parçaların Ukrayna İsyan Ordusu'nun resmi olmayan marşı olduğu kararı uyarınca sözde Nazi sembolleri sergilemek dolayısıyla suçlu bulundu. Öte yandan açıklamada duruşma sırasında çalma listesinde yer alan parçaların Ukrayna'nın federal aşırılıkçı materyaller listesi içerisinde yer alıp almadığı tespit edilemediği ve sözde mahkemenin kararını Rusya Aşırılıkla Mücadele Merkezi'nin tutanağına dayanarak alındığına dikkat çekildi. Günün bir diğer haberi, işgalciler Kırım Tatar Milli Kayı Delegesi Edem Dudakov'u alıkoydu başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'ın Bahçesaray kentinde yaşayan Kırım Tatar Milli Kayı Delegesi Edem Dudakov, 13 Mart 2024 Çarşamba sabahı Rus işgal güçleri tarafından alıkonuldu. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus işgal güçlerinin 13 Mart 2024 sabahı saat 4'te Bahçesaray'da yaşayan Edem Dudakov'un evine baskın gerçekleştirdiğini. Dubarov evinde yapılan aramadan sonra Edem Dudakov'un işgalcilerce alıkonularak Ak Mescit'teki PSB şubesine götürüldü diye bildirdi. İlerleyen saatlerde Kırım Tatar Kaynak Merkezi Dudakov'un serbest bırakıldığını yapılan açıklamada evine geçtiği kaydedilen Dudakov'un hakkında Rus işgal güçleri tarafından bir protokol hazırlanmasına karşın protokolün bir kopyası aileye teslim edildi. Başka haberi, Hasret Tiyatro oyunu Türkiye turnesi hazırlıklarına başladı başlıklı haber. Delikanlı Sovyet lideri Stalin'in emriyle Kırım Tatar halkının vatan topraklarından sürgün edilişi 80. yılı yaklaşıyor. Nüfusunun yarısını hayvan vagonlarında günlerce süren yolculukta kaybeden Kırım Tatarları yaşadıkları trajediyi hiçbir zaman unutmadı. Kırım Tatarlarına her alanda destek veren avukat Kazım Kurt başkanlığındaki Eskişehir Odunpazarı Belediyesi 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar sürgünü ve soykırımını sahneye taşıdı. Hasan Kırımer'in Kırım Tatar halk müziği sanatçıları Gülizar Bekirova ve Rüstem Mehmetov'un desteğiyle Odun Pazarı Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından icra edilen Hasret 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar sürgünü seyircilerle buluştu. 23 Şubat 2024 tarihinden bu yana Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde sahne alan tek perdelik oyun izleyenlerin beğenisini topluyor. Kapalı gişe oynayan oyunun yakın zamanda Türkiye turnesine çıkması bekleniyor. Eskişehir Kırım Derneği Başkanı Recep Şen, Kırım Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede oyunun Türkiye'de Kırım Derneği'nin kulüplerde sergilenmesi beklendiğini belirtti. Şen, talepler doğrultusunda gösterimin Türkiye turnesine çıkmasını arzuluyoruz dedi.
Öte yandan Şen, Eskişehir Kırım Derneği olarak 430 kişilik salonda sahnelenen 16 Mart 2024 tarihli oyunun tüm biletlerini satın aldıklarını ve dernek üyelerinin tamamının tiyatroyu izleyeceğini belirtti. Bugüne kadar oyunun kapalı gişe oynadığı Can Şen, 23 Mart 2024'e kadar biletlerin tükendiğini. Bir diğer haberi, işgalci Rusya Kırım Tatarlarına yönelik baskılarını artırdı başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi ve Kırım Tatar Kaynak Merkezi Başkanı Eskender Bariyev, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın Rusya ile ilgili kararını açıklaması sonunda Kırım'da yaşayan Kırım Tatarlarına yönelik baskıların arttığını ifade etti. Bariyev, son dönemde Kırım Tatar Milli Meclisi'nde Edem Dudakov dışında Kırım Tatar bölge ve yerel meclislerinin çok sayıda üyesinin evlerine baskınların düzenlendiğini ancak farklı nedenlerden dolayı bu olayların basına yansıtılmadığını aktardı. Spilne Kırım Haber Ajansı'na 13 Mart 2024 tarihinde Rus işgal güçleri tarafından Edem Dudakov'un alıkonulduğunu değerlendiren Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Tatar Kaynak Merkezi Başkanı Eskender Bariyev, Edem Dudakov sosyal olarak aktif, her zaman kendi fikirlerini savunan bir insan ve Kırım Tatar Milli Kurultayı Denetim Komisyonu üyesidir. Uluslararası Adalet Divanı Türkiye ile ilgili kararını açıkladıktan sonra işgalcilerin Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarına karşı baskıyı artırdığını belirtmek istiyorum. Dudakov'un evine yapılan arama duyuruldu ancak elimizde olan verilere göre daha önce Kırım Tatar bölge ve yerel mecliste evlerinde aramalar yapıldı. İşgalciler direkt evlerine gelerek gözümüz üzerinizde bunu birilerine anlatırsanız sorunlarla karşılaşırsınız der açıklamasında bu. Bariyev baskılardan korkan insanların sessiz kalmayı tercih ettiğini belirterek bana göre bu olumsuz bir eğilim. Çünkü bu nedenle ırk ayrımcılığına ilişkin süreçleri tam olarak takip edemiyorum. Ve Adalet Divanı kararında da belirtildiği gibi deliller eksik kalıyor. İnsanlar Rusya Federasyonu'na uluslararası düzeyde daha fazla bakabilmek için bu tür vakaların duyurulup toplayıp aktarmanın gerekli olduğunu anlamalıdır. Bir başka haberi, işgal altındaki Ukraynalılar silah tehdidiyle oy vermek zorunda başlıklı haber. Rusya'da 15-17 Mart tarihleri arasında devlet başkanlığı seçimleri düzenleniyor. Kremlin yönetimi işgal altında bulunan Ukrayna bölgelerinde seçim sandıkları kurarak Ukrayna vatandaşlarını oy kullanmaya zorluyor. Rus propaganda basını sosyal medyada bir video paylaşarak işgal altındaki Severodonetsk kentinde sözde seçimlerin nasıl geçtiğini gösterdi. Paylaşılan videoda yaşlı insanların evine silahlı askerleri ve sandık görevlileri geldiği ve oy kullanmayı teklif ettikleri görünüyor. Yaşlı insanlar silahlı asker ve seçim görevlilerinin gözetimi altında hiçbir gizlilik sağlanmadan oy pusulasını işaretlemek zorunda kalıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı geçici olarak işgal altında bulunan Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde yapılacak Rusya Devlet Başkanlığı seçiminin yasa dışı olduğunu belirterek uluslararası topluma işgal altındaki bölgelere gözlemci göndermeme çağrısında. Bakanlık ayrıca basını sahte oyları seçim olarak adlandırmamaya davet etti. Bir diğer haberimiz, Türk Dışişleri'nden Kırım'ın işgalinin 10. yılı hakkında açıklama başlıklı haber. Bundan tam 10 yıl önce 16 Mart 2014 tarihinde Kırım Tatar halkının ana vatanı Kırım'a giren Rusya, kamuflajlı Rus askerlerinin baskısı altında düzenlenen göstermelik sözde bir referandumu imza attı.
Vatan Kırım bir oldu bittiyle Rusya'nın işgaline uğradı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 16 Mart 2004 tarihinde bir açıklama yayınlayarak sürecin en başından bu yana gösterdiği tutumu yineledi. Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan açıklamada Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek verildi. Kırım'ın yasa dışı ilhakının 10. yıl dönümü başlığıyla yayınlandığında şu ifadelere yer verildi. Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üzerinden 10 yıl geçmişti. Kırım'ın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin başta olmak üzere Kırım'daki gelişme yakından ilgili ve öncelikli gündemimizde tutmayı sürdüreceğiz. Uluslararası ihlali teşkil eden bu durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi geliyor. Bir başka haberimiz, işgalci mahkemeden Kırım Tatar siyasi tutsağın eşine para cezası başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da Kremlin kontrolündeki sözde Akmeşit Sulh Mahkemesi, Kırım Tatar siyasi tutsak Eldar Yakubov'un eşi Ayşe Yakubova hakkında para cezasına hükmetti. Kırım Dayanışması Sivil Teşkilatı'na açıklama yapan avukat Rustem Kamilev, Ayşe Yakubova'nın mahkeme salonunda eşinin fotoğrafını çektiği için sözde mahkeme tarafından cezalandırıldığını kaydetti. Ocak 2024'te yapılan bir duruşma sona erdikten sonra Ayşe Yakubova, mahkeme salonunda bulunan eşinin fotoğrafını çekti. Bunu gören icra memuru, fotoğraf çekilmesinin yasak olduğunu söyleyerek Yakubova'dan fotoğrafı silmesini istedi. Fotoğrafı çekmenin yasak olduğunu bilmediğini ifade eden Yakubova, memurun talebine uyarak fotoğrafı sildi. Buna rağmen Yakubova hakkında Rusya İdari Kanunu'nun 17'ye 3. maddesinin yasası uyarınca icra memurun taleplerine uymama çerçevesinde idari tutanak. Günün son haberi, 76 yaşındaki Demirhan dünya şampiyonasına hazırlanıyor başlıklı haber. Konya Tuzlukçu Erdoğdu köyündeki rekormen dede olarak da tanınan, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 59 yılda 100'den fazla madalya kazanan Kırım Tatarı emekli astsubay Ali Demirhan, 2024 Dünya Masterlar Pist Şampiyonası'na hazırlanıyor. Avrupa'da ve Türkiye'de birçok rekorun sahibi olan Kırım Tatarı Demirhan, son olarak geçen sene Şubat'ta Bursa'da düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Şampiyonası'nda 75 yaş kategorisinde 400, 800, 500 ve 3000 metre parkurlarında koştu. 4 kategoride de şampiyon olan Demirhan, 800, 1500 ve 3000 metrede Türkiye rekoru kırdı. Demirhan, düzenli spor, mutlu aile hayatı ve sağlıklı beslenme sayesinde 76 yaşında olmasına rağmen hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını bildirdi. Sağlığı el verdikçe milli formayı gururla taşımaya devam edecek Kıran Demirhan, hedefinde daha birçok şampiyon olduğunu belirtti. Demirhan, ışıklarıyla kendini kıyasladığında düzenli sporun ve hareketli yaşamın kendisine kattıklarını daha iyi anlattığına dikkat çekerek, "Yaşıklarımı görüyorum, kulaklık takıyorlar, kalp ameliyatı olmuşlar, kansere yakalanmışlar, kemik erimeleri var. Bende öyle bir şey yok. Arkadaşlarımızla bir araya gelince bir onlara bakıyorum, bir de kendime bakıyorum. Kendimi sanki bir gençle güreşecek gibi hissediyorum. Bunu da spora borçluyum." İfadelerin bantı. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruvaysa. Sağlıkla kalınız.